Evet gençler, AYT fizik ikinci denememizin çözümlerini yapıyoruz. Birinci sorumuz, yatay düzlem ile eğik düzlemden oluşan yolların yatay KL bölümünün uzunluğu eğik düzlem kısmının LM bölümünün uzunluğuna eşit. Yani K'dan L'ye kadar olan mesafeye x dersek, L'den M'ye kadar olan mesafe de x kadardır. Şekildeki K noktasından V hızıyla fırlatılan cisim M noktasında duruyor. Cisim demek ki M'ye geldiğinde hızı 0 yazdık. Cismin kamera arasındaki hareketi için yapılan 3 tane önerme vermiş bize. Hangileri doğrudur? Bu önermeleri bir gözden geçirelim. KL arasında geçen süre, LM arasında geçen sürenin yarısı kadardır. Şimdi arkadaşlar biz bu harekette süre analizi yapabilmek için bize yolları verdiğine göre ben harekete ilişkin bir hız zaman grafiği modellemeye çalışayım. Grafik kullanarak cismimiz önce sabit hızla atıldığına göre ve dikkat edin sorunun altında sürtünmelerin önemsenmediğini söylüyor. Net kuvvet sıfır olduğu için cisim aynı sabit hızda hareketini sürdürür. Fakat eğik düzlemin başlangıcına L noktasına geldiği andan itibaren hız vektörüne ters yönlü ağırlığın bir bileşeni negatif bir kuvvet olarak, yani ters yönlü zıt yönlü bir kuvvet olarak etki eder. O da mg sinüs teta'ydı. Hız sıfır oluncaya kadar cisme yavaşlamasını sağlayan, ivmeye neden olan net kuvvettir şu mg sinüs teta. Cismin hızının azalıp sıfır olmasını sağlar. Peki, şimdi bana bu yolların eşit olduğunu söylediğine göre gençler, demek ki şu alanla şu alanın birbirine eşit olma şartını sağlatabilmek için ben buraya t değerleri vermek istersem, şu kısma t değeri verirsem buraya 3t değeri vermem gerekir. Neden böyle yaptınız? Çünkü şimdi hızın v olduğunu biliyoruz. Buradaki dikdörtgenin alanını vt alırsak üçgenin de alanının vt olması gerekir. O zaman tabanının 2t olması gerekir ki aynı yüksekliğe sahip olan bir üçgenin bu işte dikdörtgenin alanı ne olsun? Eşit olsun. Dolayısıyla tabanı bakın 2t, yüksekliği bölü 2 üçgenin alan formülünden hareket ettim ve bunun alanı da bt çıktı. Dolayısıyla neyi sağlamış oldum? KL arasındaki hareket için geçen sürenin 1t olduğunu kabul edersek LM arasında geçen süre için 2t diye tanımlamamız gerekir. Dolayısıyla birinci öncülü kabul ediyoruz. İkinci öncül, LM arasında cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü M'ye yaklaştıkça azalır. Azalır kelimesi yanlış. Bu kuvvet sabittir ve bu kuvveti biraz önce de tanımladım. Eğik düzlem üstünde harekete, yani hız vektörüne ters yönlü bir bileşen var dedik. Bu bileşen cisme, cismin hareketine zıt yönlü olduğu için cismi ne yapar? Durduruncaya kadar yavaşlatır. Ne olması gerekirdi? Sabit olması gerekirdi. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımız zaman hareketin ortalama sürati kale arasında, leme arasındaki değerden daha küçüktür diyor bize. Arkadaşlar ortalama sürat analizi yaparken ortalama yolun zamana bölümüne bakmam gerekir. Yollar aynıdır. Dolayısıyla zamanı küçük olan x bölü t analizine bakmam lazım. Zamanı küçük olanın ortalama hızı nedir? Daha büyüktür. Dolayısıyla kale aralığında ortalama hızın ne olması gerekir? Daha büyük olması gerekir. O bize ne dedi? Küçüktür dedi. Dolayısıyla bu küçüktür kelimesi yanlış. Bu ne olmalıydı? Büyüktür. Büyüktür olması gerekirdi. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlış oluyor bu durumda. Sadece birinci öncül doğru olduğu için A şıkkını doğru yanıt olarak kabul edip geçiyor. İkinci soruya bakıyoruz. Özdeş yaylarla kurulu, özdeş yaylardan kastı gençler yay sabitleri şunların, bu yayların K, iki sistem var. Eşit kütleli iki çocuk, çocukların kütleleri eşitmiş, yani ağırlıkları eşitmiş. Peki aynı yükseklikten yay sistemi üzerinde serbest düşme hareketi yapıyorlar. Buna göre bu yay sistemiyle ilgili. Şimdi bir kere bu K yay sisteminin eşdeğeri yay sabiti 2K'dır arkadaşlar. Paralel bağlama yaptı. L'nin de K eşdeğeri K'dır çünkü tek yay var zaten. Maksimum sıkışma miktarı.
Şimdi arkadaşlar maksimum sıkışma miktarı Hooke kanunu, Hooke yasası ile tanımlanır. Dolayısıyla uygulanan kuvvet, bakın F diye göstermiştik, K diye gösterdiğimiz terim yay sabitiydi ve X diye tanımladığımız fiziksel nicelik ise sıkışma miktarı. Dolayısıyla bunların üzerlerine, yayların üzerlerine uygulanan kuvvetle doğru orantılı ve yay sabitleriyle doğru orantılıdır. Peki, şimdi biz bu çocukların ağırlıklarını aynı büyüklükte verdiğine göre bana ve aynı yükseklikten atladıklarına göre bu sistemlerin üzerlerine uygulanacak kuvvet büyüklükleri de eşittir. Dolayısıyla ben sıkışma miktarlarını ele alırken uygulanan net kuvvet, neden net kuvvet eşit hocam? Yani şuradan hareket ediyoruz arkadaşlar. Bakın yani bunlar sonuçta net kuvvetin açılımı aslında çocukların ağırlığı kadardır bir şekilde. Kütleleriyle çekim ivmesinin çarpımı kadar. Çünkü aslında biz dinamiğin temel yasasının ikinci kanunun F eşittir M olduğunu biliyoruz. Burada çocukların düşme ivmesi serbest düşerken A yerine ne yazabiliriz? G yazabiliriz. Çekim ivmesini yazabiliriz. O zaman kütleleri çarpımı çarpı çekim ivmesi kadar büyüklükteki bir kuvvetle bu yayların üstüne vuracaklar. O zaman biz bu uygulanan kuvvetleri nereye? Eşdeğer yay sabitlerine bölersek sıkışma miktarları arasında bir ilişki ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi dolayısıyla şu durumda yani K yay sistemindeki sıkışma XK diye tanımlarsak F bölü eşdeğer K 2K kadardı. Diğer taraftan L yay sistemindeki sıkışmaya XD diye tanımlarsak o da F bölü ne olacak gençler? K olacak. Dolayısıyla L'deki sıkışma nedir? K'daki sıkışmadan daha büyüktür. Yani buradaki sıkışma X kadarsa şuradaki sıkışma 2X kadardır gibi düşünebiliriz. Peki o zaman birinci öncüle baktığımız zaman K yay sisteminde L'ye göre maksimum sıkışma miktarı daha azdır. Doğru kabul ediyoruz. Sistemlerde depoanın esneklik potansiyel enerjisi. Arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisi diye tanımladığı enerjinin matematiksel modeli 1 bölü 2 çarpı yay sabiti çarpı sıkışmanın karesi. Dolayısıyla bu potansiyel enerji neyle orantılıdır? Eşdeğer yay sabiti çarpı sıkışmanın karesiyle orantılıdır. Benzer şekilde analizleri biz hem K sistemi hem L sistemi için yaparsak veriler karşımızda var zaten. Alalım örneğin. Birinci K sisteminde eşdeğer yay sabiti 2K'ydı. Sıkışmayı X kabul ettik. X kare dedik. İkinci durumda eşdeğer yay sabiti K dedik. Sıkışmayı 2X ama 2X'in nesini almak zorundayız? Karesini almak zorundayız. Dolayısıyla 2KX kare. Bu 4 tane KX kare. Yani ikinci yayın yani L yayının şeyi depo ettiği elastik potansiyel enerji daha fazla olacak. Oysa o bize K'nın depo ettiğinin daha büyük olduğunu söylüyor. O zaman ikinci öncülü kabul etmiyoruz. Üçüncü öncüle bakıyoruz. K yay sisteminin L'ye göre maksimum sıkışma miktarı daha fazladır diyor bize. Bunu da kabul etmiyoruz. Biz modellememizin ilk başında Hooke kanununu kullanarak bu sıkışma miktarlarının arasındaki ilişkiyi X ve 2X diye tanımladık. Dolayısıyla K'nın sıkışma miktarı X olacak, daha küçük olacak. Neden? Üçüncü öncül de bu durumda yanlış. Sadece biri kabul edip üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda bize bir ne verdi? Basit sarkaç verdi. Basit sarkaç biliyorsunuz basit harmonik hareket yapar. Bu basit harmonik hareketi bir modellemeye çalışırsak gençler o noktası denge konumu olarak tanımlayabiliriz. A ve B noktalarını ise maksimum uzanımlar yani genlik noktaları olarak maksimum uzanımın gerçekleştiği genlik noktalar olarak tanımlayabiliriz. Arada X'imiz var ve Y'miz var. Periyotların katları cinsinden geçen süreleri tanımlayacak olursak arkadaşlar hatırlayın bir kalıp yapımız vardı bizim. A'dan X'e T bölü 6, X'den O'ya T bölü 12, O'dan Y'ye T bölü 12 ve
Y'den B'ye T bölü 6 kadar sürede gidip tekrar geri dönerlerdi aynı uzunluklara, aynı sürelerde. Ve benzer şekilde bu hareketin analizini yaptığımız zaman kullandığımız temel yaklaşımlardan biri, denge noktasını maksimum hızla geçtiği için hız en büyük değerde olurdu. Maksimum olurdu. Geri çağırıcı kuvvet ve dolayısıyla ona bağlı olarak ivme sıfır olurdu. Genlik noktalarında ise hızlar sıfır olurdu. Hızlar sıfır olurdu ve geri çağırıcı kuvvet maksimum değere sahip olurdu. Dolayısıyla ivme maksimum değere sahip olurdu. Benzer şekilde sol uçta da yine kuvvetimiz maksimum ve ivmemiz maksimum değere sahiptir. Peki bunlar ışığında öncülleri bir gözden geçirecek olursak bize tabii doğru yanıtı soruyoruz. Sorumuz A ve B konumlarından geçerken denge konumudur. Hayır, A ve B'ler denge konumu değildir. A ve B'ler nedir? Genliklerdir, maksimum uzanımlardır. Dolayısıyla birinci öncül hatalıdır. İkinci öncül o noktasından geçerken ivmesi sıfırdır. Evet, o noktasından geçerken ivme ve kuvvet sıfırdır. Kabul ediyoruz. X, Y noktaları arasını T bölü 6'da gider diyor. Peki X'den Y'ye kadar olan süreçte bakın ne yazdık? T bölü 12'miz var. Bir de T bölü 12'miz var. İkisinin toplamı 2 T bölü 12 yapar. Yani T bölü 6. Dolayısıyla üçüncü öncülü kabul ediyorum. Doğru yanıtımız E oldu. Dördüncü soruya bakıyorum. Bir çocuk düşey kesiti görülen sürtünmesiz o merkezli çembersel yörüngede kaykayı ile K ve M noktaları arasında hareket ediyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi çocuğun çizgisel momentumu birinci öncülde L noktasının M noktasına doğru giderken azalır diyor. Şimdi arkadaşlar mekanik enerjinin korunumuna göre bizim çocuğumuzun başlangıçta bir gravitasyonel potansiyel enerjisi var. Ve bu maksimum değerdedir. Maksimum değerdedir. Aşağıya doğru gittikçe yükseklik azalacağından çocuğun kinetik enerjisi artar. Yani hızı artar. Nereye kadar? L noktasına kadar yapıyorum bu analizi. Ve gravitasyonel potansiyel enerjisi azalır. Hareketin devamı da var. Çocuk L'den M'ye çıkarken bu sefer gravitasyonel potansiyel enerji artar. Çünkü çocuğun yerden olan yüksekliği artacaktır. H arttığı için. Peki gravitasyonel potansiyel enerji arttığından mekanik enerjinin korunumuna göre, çünkü enerjiler toplamı sabit olması gerekir, kinetik enerjinin yani hızın ne yapması lazım? Azalması gerekiyor. Bunlar ışığında çizgisel momentum arkadaşlar. Çizgisel momentum cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. Bana LM arasında azaldığını söylüyor burada. LM hangi kısımda bir bakalım. Tamam, doğrudur. Çünkü LM arasında hızımızın büyüklüğü azalıyordu. Kütlemiz sabittir. O zaman çizgisel momentumumuz da nedir? Sabittir. Birinci öncülü doğru kabul ettik. İkinci öncüle bakıyoruz. Çocuk K'dan M'ye doğru giderken açısal momentumunun yönü. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Ve yönü sağ el kuralı ile bulunur. Çocuğu bir kütle olarak modellersek çocuğun hız vektörü şöyle. Sağ elimizin biliyorsunuz 4 parmağı hız vektörünü gösterecek olursa şu çocuğun konum vektörü veya yarıçap vektörü sağ el kuralıyla açısal momentumu sayfa düzleminden dışarıya doğru buluruz. Dolayısıyla o noktasına göre doğrudur kavramı yanlıştır. Doğrusu ne olması gerekirdi? Sayfa düzleminden dışa doğru olması gerekirdi. Sayfa düzleminden dışa doğru olması gerekirdi. Veya bir eksen sistemi gösterecekti bize ve o eksen sistemi üstünde biz bağlı olarak hangi yönde olduğunu söyleyebilecektik. Ama kesinlikle bu vektör O'yu göstermez. Bizi merkezcil ivme vektörüyle kandırmaya çalıştı arkadaşlar. Bu merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet vektörünün yönü daima merkeze doğrudur ya. Onunla manipülasyon yapmaya çalışıyor zihnimizde. Dolayısıyla ikinci öncülü kabul etmedik. Üçüncü öncüle bakıyoruz. K noktasından M noktasına kadar olan hareketinde evet.
Açısal momentumun büyüklüğü sabittir. Arkadaşlar, açısal momentum çizgisel momentumla yarıçap vektörünün çarpımıdır. Çizgisel momentumun açılımı kütle çarpı hız çarpı yarıçap. Peki bizim kare arasında, dikkat edin bakın, yukarıda da konuştuk, hızın arttığını söyledik. LM arasında hızın azaldığını söyledik. Dolayısıyla bizim ve hız vektörümüzün hem büyüklüğü hem yön aslında sabit değil. Dolayısıyla büyüklük olarak da sabit değil. Peki sabit olmayan bir değişken olan bir fiziksel nicelikle sabit olan diğer iki unsurun çarpımı sabit olmayacağından büyüklüğün açısal momentumun sabit kabul etmedik. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yanlış olacak. Sadece biri kabul ediyorum. Dolayısıyla doğru yanıt ne oldu? Şıkkı oldu. Beşinci soruya baktık. Eşit bölmelere ayrılmış düzgün türdeş bir tahta eşit yükseklikteki destekler üzerinde şekildeki gibi yatay durmaktadır. Tahtanın ağırlığına eşit ağırlıkta. Şimdi tahtanın bize türdeş olduğunu söyledi arkadaşlar. Tahtanın ağırlığına eşit ağırlıkta da bir küresel cisim varmış. Dolayısıyla kürenin ağırlığına g dersek tahtanın ağırlığı da g. Ama tahtanı bir saymamız gerekir. Kaç bölme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 5. bölmeye bir ağırlık koymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya bir ağırlık koydum. Peki arkadaşlar, bize de öncül sorusu ne? Buna göre küresel cismin hareketi sırasında dengenin ilk bozulmaya başladığı andaki konumu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi dengenin bir kere bozulması için dönme eksenine göre net bir moment olması gerekir. Yani pozitif momentler bağlı olarak negatif momentlere eşit olmaması gerekir. Şimdi ben baktığım zaman diğer bir unsur yine, ya birkaç yöntem kullanarak soruya yaklaşırsam, iki tane paralel kuvvetin bileşkesi, hatta büyüklükleri de eşit, tam ortada. Dolayısıyla bu cisim şuradan, bu noktadan, ilk başlangıcından kaya gelinceye kadar arkadaşlar, bu iki vektörün bileşkesi yine bu iki vektör arasında olacağından kesinlikle denge bozulmaz. Peki cisim K'dan geçmeye başladığında, K'dan sağ tarafa doğru geçmeye başladığında, tamam, bağlı olarak şurasını dönme ekseni olarak kabul edersek ve bu dediğim gibi negatif tork kabul edersek bunun uyguladığını, bu sefer topun ağırlığının uyguladığı da pozitif tork olur. Ve dikkat edin, mesafe nereye eşit olduğunda, cisim L'ye gelip mesafeler eşit olduğunda yine denge söz konusudur. G'ye geldiğinde yine ne vardır? Ağırlıklarla eşit, mesafeler de eşit. O zaman ne bozulmayacak? Denge bozulmayacak. Yani destek sisteminin etrafındaki birinci bölmelere bakıldığında, tabi bizim cismimiz sağ tarafa, topumuz ilerliyordu, ağırlığımız şurada. Bu durumda da yine nedir? Bağlı olarak saat yönünde döndürmeyi bir pozitif tork kabul edersek, ki işte g çarpı 1'dir büyüklüğü. Bağlı olarak negatif torku da saat yönünün tersi döndürmeleri için kabul edersek, o da yine ağırlık çarpı mesafedir. Bunlar birbirine eşit. Yani sistem, dolayısıyla dönme eksenine göre toplam tork sıfır olduğu için sistem nerededir arkadaşlar? Dengededir. Ama L noktasını geçer geçmez, yani L'den çok küçük bir miktar bile ayrıldığı zaman M'ye doğru artık denge bozulur. Çünkü pozitif tork negatiften daha büyük olacak. O zaman şıklara bakıyoruz. LM arasında bir yerde dengenin bozulduğunu söyleyebiliriz. Altıncı soru. Evet, altıncı soruya baktığımızda bir manyetik alan sorusu. Yatay duran bir düzlemi düzleme göre dik biçimde delip geçen çok uzun doğrusal teller üzerindeki akım şiddetleri I1, I ve I2, 3I'dır. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. O zaman biz bu mesafelerin her birine D diyelim. I1 akımı sayfa düzleminden dışa doğru, yukarıya doğru. Dolayısıyla sağ el kuralına göre K noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönünü çizecek olursak, K noktasında B
B1 akımı dedik. Tabii bir düz telin kendisinden ne kadar uzaktaki oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü veren matematiksel modelimiz şöyle bir şeydi gençler. Burada bu sabit 2K'yı atarsak manyetik alan akım bölü mesafe diye düşünebiliriz. O zaman I1 akımı ID orantı diyelim, bunlara da eşitlik demeyelim. I1 mesafesi de D idi. Dolayısıyla I bölü D. Peki sayfa düzlemi yukarıdan aşağıya, o zaman yine sağ el kuralı yapacak olursak şu da eksi z yönünde olur. B2 vektörünü, manyetik alanın yönü. O da benzer şekilde akım 3i bölü mesafe, oraya kadar olan mesafe 3'tedir. O zaman i bölü d oldu. E büyüklükleri de eşit olduğu için bunlar birbirini götürür. Birinci öncül kabul ettik. Demek ki K noktasındaki bileşke 0 olacak. İkinci öncüle bakıyoruz. M noktasındaki bileşke eksi z yönünde. Şimdi I1 akımının M noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönüne bakıyoruz. Şöyle bir vektör olacak gençler. Sağ el kuralıyla uygularım bakın bunları. B1 dedik, orantılıdır i bölü d ile. Ve benzer şekilde 3 ininde, akım aşağıya doğru, 3 ininde oluşturduğu vektör aynı şekilde aynı yönlü olacak. O da sağ el kuralıyla yaptığımızda, o da B2 diyelim, orantılı olacak. Ne ile orantılı olacak? 3 i bölü d ile orantılı olacak. Bu iki vektörün bileşkesi, bakın z'yi şu kabul ettiğine göre eksi z, bunların, bu artı z'nin ters yönü değil mi? Ve bizim bu iki vektörümüzün toplamının yönünü göstermiyor mu? Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Akım taşıyan tellerin birbirlerine uyguladığı manyetik kuvvet çekme kuvvetidir diyor. Şimdi gençler, bizim şöyle bir bilgimiz vardı. Eğer akım taşıyan teller aynı yönlüyse, aynı yönlü akım taşırsa birbirlerine, bu teller birbirini çeker. Eğer bu teller zıt yönlü akımlar taşıyorsa bunlar birbirini iter ve bunlar kuvvet çiftidir. Bu kuvvetin büyüklüğünü tanımlamıştık. Kuvvetin yönünün nasıl çıktığını konuşmuştuk. Temel prensip, I1 akımı I2'nin üstünde bir manyetik alan oluşturur. Sayfa düzleminin içe doğru akım taşıyan bir telin üstüne bir manyetik alan uygularsanız tekrar sağ el kuralıyla bu kuvvetin yönünü de sola doğru bulursunuz. Ama uzatmaya gerek yok. Pratik olarak dediğim gibi aynılar, aynı yönlüler birbirini çeker. Bizim akımlar zıt yönlü, birbirini itmesi gerekir. O bize çekme kuvveti dedi. Buradan kabul etmiyoruz üçüncü öncülü ve doğru yanıtımız D olacak. Dolayısıyla 6. soru da D. 7. soru, paralel bir iletken sistemi vermiş bize. Ne diyor? X, Y ve Y, T arasındaki potansiyel farklarının oranı. Tamam, biz burayı ve kabul edersek 3 çeşit parçaya böldü gençler, bakın şuraya. Dolayısıyla her bir aralığı ve bölü 3 kadar bir potansiyel farkına sahip olduğunu düşünüyorum. X, Y arasındaki kısım ve bölü 3'tür. Y, T arasındaki kısım da bu iki potansiyel farkının toplamı kadar 2 ve bölü 3'tür. Dolayısıyla V, X, Y'yi, yani V bölü 3'ü V, Y, T'ye, yani 2 ve bölü 3'e böldüğümüz zaman V bölü 3 çarpı T çevirip çarpıyorum. Bu da 1 bölü 2 çıkacak. Doğru yanıtımız buradan ne olacak arkadaşlar? 5 şıkkı olacak 7. sorumuz. 8. soruya geldiğimizde bir alternatif akım devresi verildi. Sadece dirençten oluşan bir devre. Okuyalım soruyu. Etkin değeri sahip olan, sabit olan bir alternatif gerilim R direncine sahip bir iletken uçlarına bağlanıyor. Bu durumda dirençten geçen akımın zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Hangileri yanlıştır diyor bize. Tamam. Grafikteki x değeri alternatif akımın etkin değeridir. Arkadaşlar bakın, bu alternatif akımın gerek akım gerek gerilim denklemi bir sinüs fonksiyonudur ya. V eşittir V maksimum sinüs WT diye bir açılımı vardı. Veya akımın maksimum akıma bağlı olarak değişimi. Dolayısıyla akımın maksimum yaptığı şu değer imax'tır.
bir maksimumdur veya akımın maksimum değeridir. O bana etkin değeridir dedi. Dolayısıyla birinci öncülü kabul etmediğim. Alternatif akım grafiğinde Y değeri frekansa eşittir. Y değeri dedi arkadaşlar tam bir periyotluk kısmın tamamlandığı yerdir. Dolayısıyla Y ne olması gerekirdi? Periyot olması gerekirdi. Dolayısıyla ikinci öncülü de kabul etmiyoruz. Üçüncü öncü R direncinin büyüklüğü artırılırsa X değeri. Tamam şimdi gençler bakın. R direnci. X değeri dediği I maksimum. I maksimum ve maksimum bölü R'den yani ohm bağıntısı benzeri bir yapıdan çekilebilirdi, düşünülebilirdi. Peki ve maksimumumuzun değeri sabit. R'nin büyüklüğünü artır diyor. R'nin değeri büyüklüğü artıldığında maksimum akımın değeri yani X'in değeri küçülmesi gerekir. O bize büyük olur diyor. Dolayısıyla her üçü de yanlış. 9. soruya bakıyoruz. Tek renkli ve dalga boyu lambda olan bir ışık dalgasıyla yapılan çift yarıkta girişim. Arkadaşlar çift yarıkta girişim deneyi Young deneyi olarak tanımlamıştık ve Young deneyinde ekran üstündeki bir noktanın aydınlık veya karanlık olma şartları vardı. Matematiksel olarak bunları modelleyebiliriz. Aydınlık ve karanlık olma şartlarını tartışırsak yol farkı yani bizim işte delta S dediğimiz yapı n lambda eşitse ve n 1, 2, 3 diye bir tam sayı olacak. O nokta en ince dalga katarına maksimum ve aydınlık çizgiye karşılık gelirdi. Benzer şekilde eğer yol farkı yani delta S dediğimiz yapı n eksi 1 bölü 2 lambdaya karşılık gelirse o nokta da en ince karanlık saçak olurdu. Şimdi bize yol farkını 11 lambda bölü 2 verdi. 11 lambda bölü 2 dalga boyunun tam katına uymaz. Dolayısıyla biz otomatikman aydınlık saçak olma şartını eliyoruz. Demek ki bizim oluşacak olan saçak karanlık saçak. 11 lambda bölü 2 yol farkı ifademe yazıp eşitliyorum. Her iki taraftan lambdaları götürelim. Lambdalar ne yapsın gitsin. Peki 11 bölü 2 5.5'un üzerine eksi 0.5 artı 0.5 olarak atalım ve n'i çekelim. N 6 peki şartımız ne olma şartıydı? Bu karanlık olma şartıydı. Peki kaçıncı karanlık çıktı? 6. karanlık çıktı. Bu durumda 6. karanlık saçak yani D şıkkını kendimizi 9. soruda yanıt olarak seçiyoruz. 10. soru. Bohr atom modeline göre bir elektronun n eşittir 2 düzeyinden n eşittir 1 düzeyine geçişi. Tamam. İlk konumu elektronun n eşittir 2. Yukarıdan aşağıya bir geçiş var. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. Açısal momentumun değişimi arkadaşlar. Açısal momentumu Bohr postülatlarından bir tanesiydi. NH bölü 2 pi kadar. Kararlı yörüngelerde bu açısal momentuma sahip elektronlarımız vardı. Işıma yapmadan dolanırlardı. Eğer yörünge numarasında yani baş kuantum sayısında bir değişiklik varsa ben bu n yerine delta NH bölü 2 pi diyeyim ve hareket hangi yörüngeler arasında ve enerji düzeyleri arasında oldu onu tanımlayayım. 2'den 1'e geçtik. Dolayısıyla delta n yerine 2 eksi 1 h bölü 2 pi yazıyorum gençler. O zaman benim açısal momentumun tabii ne yaptı? Daha büyük bir değerden daha küçük bir değere düştü. H bölü 2 pi kadar ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Birinci öncülü kabul ediyoruz. İkinci öncüle bakıyoruz. Elektronun yörünge yarıçapı 1 bölü 4 değerine inmiştir. Evet, şimdi bizim elektronun yörünge yarıçapını veren bir formülümüz vardı gençler. N kare bölü Z. Z dediğimiz atom numarasıydı. Şimdi aynı atom için konuştuğumuz için A0'da Bohr yarıçapıydı. 0.53 angstrom büyüklüğünde bir katsayı. Bunu ezberlememize gerek yok. Sizin bilmeniz gereken Rn yani n'inci yörüngede dolanan bir elektronun yörünge numarasının karesiyle orantılı bir yarıçapa sahiptir ve biz bunu değerlendirdiğimizde işte birinci yörünge için R kabul edersek ikinci yörünge için yörünge yarıçapı 4 3 için 9 1 4 9 16 25 şeklinde gider. O zaman
yörünge yarıçapı 4 iken 1'e inmiştir. 1 bölü 4 değerine inmiştir. Bunu da kabul ediyoruz. Veya hocam matematiksel model üstünden işte giderken Rn orantılıdır n kare ile. Dolayısıyla birinci durumda hocam R eşitken neyle orantılıydı benim yarıçapım? İşte 2'nin karesiyle, çünkü n yerine 2 koydunuz. İkinci durumda peki birinci yörüngeye indi. Dolayısıyla hocam işte 4'tü, 1 oldu. 1 bölü 4'üne indi diye yorum yapabilirsiniz. Dolayısıyla 2'yi doğru kabul ettik bu yaklaşımla da. Üçüncü yoruma bakıyoruz. Toplam enerji. Arkadaşlar toplam enerji bantımız eninci yörüngede. Eksi R, Rydberg sabiti. Bir sabit ama eşitliğin başında dikkat edin. Eksi var. Z kare bölü n kare diye bir ifade. Şimdi biz n'imiz ne yaptı gençler? N bakın 2'den 1'e düştü. Yani bu payda kısmı azalıyor. Payda kısmı azalıyor. Eşitliğinizin, matematiksel ifadenizin önünde de bir eksi var ama bakın. Burası çok önemli. Eğer burası pozitif olsaydı, kesrin payda kısmı azaldığı için kesrin değeri artacaktı. Ama bu ifadenin başında bir eksi olduğu için kesrin payda kısmı azalması durumunda kesrin değeri de azalır. Yani toplam enerjiniz azalmıştır. Dolayısıyla üçüncü öncülü de kabul ediyorum. Her üçü de ne olacak? Doğru kabul edeceğiz onu da. Dolayısıyla doğru yanıtımız Edirne E şıkkı. Evet, 11. sorumuza baktığımızda bazı atom altı parçacıklar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Pozitron elektronun karşıt parçacığıdır. Evet, pozitron diye tanımladığımız parçacık E artı elektronun antisidir, anti parçacığıdır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Hadron artı parçacıklar baryon ve mezonlar diye ikiye ayrılır. Evet. Hadronlar arkadaşlar kuark aileleridir. Kuark ailesi diyelim. Dolayısıyla bunların, bu kuarklardan üçlü olanlarına baryon deriz. İkili olanlarına, ikili kuark ailelerine ise mezon deriz. Örneğin proton bir baryondur. İki tane up yukarı, bir tane down kuarkından oluşur. Veya benzer şekilde nötron da bir baryondur. İki tane de aşağı aşağı bir tane up'dan oluşur. Piyon ve kaon mesela mezona örnektir. Dolayısıyla üçüncü C de doğrudur. Elektron, lepton adı verilen temel parçacıklar sınıfına girer. Evet, doğrudur. Biz tanecikleri sınıflandırdığımızda bir fermiyonlar dediğimiz, fermiyon dediğimiz bir grup var. Bir de bozonlar var, kuvvet taşıyıcıları. Fermiyonlar kendi içinde kuarklar ve leptonlar diye ikiye ayrılır. Hatta bu leptonlara örnek elektron, miyon, tau mesela örnek verilebilir. Dolayısıyla D de doğru. Elektron, leptonların yapısında kuark, hayır bu şeyler, leptonlar kuarklar gibi fermiyondur. Temel taneciktir. Dolayısıyla E şıkkını yanlış kabul ediyoruz. 12. Bir fotoelektrik olayı vermiş bize. Bu fotosel devreye baktığımız zaman ışık düşürülen, katottan kopartılan fotoelektronlar için hızlandırıcı bir gerilim uygulanmış. Nereden anlıyoruz hızlandırıcı olduğunu? Çünkü artı kutup, pilin artı kutbu şuraya bağlandığında kopan fotoelektronlara bir kuvvet etki edecek. Dolayısıyla Einstein'ın fotoelektrik denklemini tanımlarken EGL'nin üzerine bir hızlandırıcı gerilimin uyguladığı bir enerji ekliyorum ve E bağlanma artı E kinetik max ifadesini ekliyorum eşitliğin sağ tarafına. Şimdi bize tabii eşik enerjisini 2 elektron vermiş. Bağlanma enerjisi dediğimiz eşik enerjisi 3100 angstrom dalga boylu
ışık fotonu yolladık. Onu da e-gelenin içerisine yazacağım. Şimdi arkadaşlar bunun tabii bize angstrom cinsinden verdiğine göre lambda gelen eşitliğimi bir kez daha açayım. Sırf size göstermek istiyorum. Yani e-geleni hangi formatta kullanıyorum? Bakın bu 3100'ü lambda gelen formatına yazacağım. Çünkü bu neyin açılımıydı? Ahc bölü lambda'dır aslında e-gelen. Ahc bölü lambda diye bir açılımı var. Bu Ahc çarpımının, yani Planck sabiti çarpı ışık hızının 12400 elektron volt angstrom yaptığını biliyoruz. Onun için 3100 angstroma böldüğümüzde direkt elektron volt cinsinde ne diyeceğimiz çıkacak? Artı mesela şuraya ne gelecek? 6 gelecek. Buraya 3100 yazıyoruz. E-bağlanma yerine 2 koyup geriye 1 bilinmeyen kalacak. Maksimum kinetik enerji 12400'ü 3100'e böldüğümüzde 4. 6 da hızlandırıcı gerilimden geldi. Bağlanmayı 2 verdi bize. E-kinetik max'ı da ekledik. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 elektron voltluk bir maksimum kinetik enerji kaldı bizim için. Dolayısıyla doğru yanıt 5 şıkkı. Evet, 13. soruya baktığımız zaman 13. soruda yukarıda belirtilen birim aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisine aittir diyor. Bu belirttiğini fiziksel niceliklerin matematiksel modellerini bir yazıyorum gençler. Çizgisel momentum P cismin kütlesi çarpı hızıdır. Dolayısıyla kütle yerine kilogram, hız yerine metre bölü saniye yazıyorum. Yukarıdaki ifadeyi bulmadığım için kabul etmedim. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m çarpı v kare hızın karesi çarpı kütle bölü 2. Sabit katsayı yazmıyorum. Kütle birimi yerine kilogram, hız birimi metre bölü saniyenin karesini alıyorum. Dolayısıyla kilogram metre kare bölü saniye kare oluyor. Kabul etmedik. Tork dediğimiz ifade kuvvetle mesafenin çarpımıdır. Yani Newton'la metrenin çarpımıdır. Bu Newton'u dinamiğin temel denklemi olan F eşittir ma ile açabilirim. Yani Newton yerine devam edersek kütle çarpı ivme birimlerini yazayım. Kilogram metre bölü saniye kare çarpı, bir de bakın burada mesafe vardı, metre ile de devamını çarptım. Kilogram metre kare bölü saniye kare yaptı. Bu ifade de olmadı. Yukarıdaki ifadeye aynısı değildir. Açısal momentuma bakıyorum. Açısal momentum çizgisel momentumla neyin çarpımıdır? Yarıçapın çarpımıdır. Çizgisel momentum cismin kütlesiyle hızının çarpımıdır. Dolayısıyla cismin kütlesi kilogram hızı metre bölü saniye çarpı yarıçapta metre olunca bu ifade ne olacak? Kilogram metre kare bölü saniye olacak. Dolayısıyla evet, yukarıdaki ifadeyi bulduğumuz için doğru yanıtımız D. Ve son sorumuza geldiğimizde bazı ifadeler vermiş bize. Buna göre yukarıdaki verilen özelliklerin hangi ışınlara ait olduğu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bu ifadeleri bir okuyalım. Teknolojide kullanılan X ışınları ve lazer ışınlarına ait bazı özelliklere, uyarılmış emisyon yöntemi. Uyarılmış emisyon arkadaşlar lazerdir. Metal hedef üzerine hızlandırılarak çarptıran elektronların ivmeli hareketleri X ışınları arkadaşlar. X ışınların oluşma prosedürünü tanımlıyor bize. Tek renklidir. Lazer tek renklidir. Görünür ışık spektrumu. Biz arkadaşlar X ışınlarını görmeyiz. Lazeri görürüz. Yani 4000-7000 angstrom arasına girmez X ışınları. Katı maddeler içinden geçebilir her ikisi de. Hem lazer hem X ışınları. Şimdi buradan X ışınlarını nerede görmüştük örneğin? 2'de görmüştük ve 5'te görmüştük. 2, 5. O zaman tabii tek şık oldu ama yine de bir çek edelim. Lazer. 1'de gördük lazeri. 1'de var. Nerede var? 3'te var ve 5'te var. 4'te de lazer var. Evet. Dolayısıyla 1, 3, 4, 5. Doğru yanıtımız bu durumda B oldu. Ve ikinci ayete denememizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sağlıcakla kalın gençler. Hepinize iyi akşamlar dilerim.